Değerli arkadaşlar, çok teşekkür ederim. Bir kere ADD Bağcılar galiba bunun hazırlanmasına ön ayak oldu. Ama burada görev alan TÜKODER de dahil. Bütün o kitle örgütleri platformuna yürekten teşekkür ediyorum. Çok önemli. Şimdi Anadolu'yu da hep beraber dolaşıyoruz. Gördüğümüz şöyle bir şey var. Bir kere bu anayasa referandumu bence çok hayırlı oldu. Hayırlı nedeni şu. Bugüne kadar belirli neden yan yana gelememiş partilerin, derneklerin bir araya gelmesini sağladı. Bugüne kadar ben çoğu zaman MHP ile hatta Saadet Partisi ile yan yana gelme şeyini bulmamıştım, görmemiştim hiç. Ve onları da bir tür yenilmesi gerekli veyahut da işte seçimlerde daha fazla oy alınması gerekli örgütler veya taraf olarak görmüştüm. Bunun ne kadar yanlış ve ne kadar suni ayrımlar olduğunu gördük. Ben gittiğim çoğu yerde CHP'liler, Vatan Partililer veya diğer partililer gibi aynı oranda Saadet Partili, MHP'li arkadaşlarla aynı şeyi paylaştığımızı görüyorum. Çünkü Türk milleti hakikaten şu hayırlı oldu. Mutlaka bana göre hayır çıkacak. Bu ülkede bile hayır çıkacak. Çünkü evetin çıkması için dünyada demokratik veyahut da işte ucundan kıyısından demokratiyim diyen, ya demokrasiye geçmeyi düşünüyoruz diyen bir ülkede dahi olmayacak. Ancak örnekleri 33 yılındaki Hitler rejiminde görülen, net söylüyorum bunu, ya da Şili'de görülen, Pinochet'in rejiminde görülen türden bir referandum yaşanıyor. Bir kere bunu bilelim değerli arkadaşlar. Bu bir referandum falan değil. Ben 85 yılında tez yazdım. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde. Çok inanırdım ben. Siyasal katılma aracı olarak referandum. Çok inanırdım. Ve referandum yazdım. Halk yol ayrımlarında veya önemli kararlarda karar alsın. Doğrudan doğruya. Neden parlamenterler alsın? Halk alsın diye 1985 yılında. Ve o gün gördüğüm bir şey evrensel bir gerçektir. Referandum dediğinizde halka hiçbir zaman cahil, aptal, anlamıyor filan değil. Size bir örnek vereceğim. Şimdi sorsalar Avrupa Birliği'ne girelim mi girmeyelim mi? Ben de muhtemelen anlamam. Ama referandumda şunu sordururlar. Özelliği budur. Halkın 7 üniversite bitirmesi, 5 üniversite bitirmesi, Amerika'da bir üniversite bitirmesi, iktisatın uzmanı olması filan şartı değil. Biri çıkar, bir saat evet girelim der. Öbürü gelir bir saat hayır girmeyelim der. Muhtemelen ilk gün anlamam. İkinci gün bir daha dinlerim. Bir saat evet der. Öbürü hayır der. Muhtemelen gene anlamayabilirim. Üçüncü gün evet der. Dördüncü gün hayır der, dinlerim. Ve beşinci gün kafamda bir fikir belirir. Benim için girersek daha iyi olur. Ya da girmezsek daha iyi olur diye. Bu fikir 7, 8, 9. günün sonunda artık kafamda belirginleşir. Girersek benim için daha iyi olacak. İşte bu kutsaldır. Buna hiç kimse halk yanlış karar verdi diyemez. Oysa bugün uyguladığımız dünyanın en ahlaksız yöntemi. Sahtekarca bir şekilde üstü kapalı hayır diyen teröristtir, hayır diyen FETÖ'cüdür, hayır diyen bilmem nedir. İşte o damat titreyerek böyle vatan haini, vatan haini diye bağırması. Şimdi bu ve
bir devletin bütün gücüyle, kim ne derseniz, bütün kurumlarıyla, kaymakamıyla, valisiyle, muhtarıyla, işte şeyiyle, neden muhtarların üstünde de korkunç bir baskı, yarın yoksun, işte yapıldı, kayyum tayin edildi, düşünün, muhtara kayyum tayin edildi, ahlaksızca bir baskıyla evet çıkması yönünde günde 24 saat medyayı da kullanarak bir baskı yapılması ancak demokrasilerde değil, ahlaken çökmüş demokrasi dışı ülkelerde olabilir. Çok net söylüyorum. Şimdi ama buna rağmen hayır çıkacak. Çünkü Türk milleti bence de önemli bir millet. Çünkü yoktan var olmuş filan değil. Bir Kurtuluş Savaşı sonucunda yıkılmış, bitmiş. İçinde şu var. Biliyor Türk milleti. Şurada hepimizin anneannesi, babaannesi, dedesi şunu yaşamış vaziyette. Biz 1990'da kurulmuş, 1980'de kurulmuş, 70'te, 60'ta, 50'de, 30'da, hatta 20'lerde kurulmuş bir devlet dahi değiliz. Biz koskoca bir Osmanlı İmparatorluğu'nun parçalanmasından ortaya çıkmış bir devletiz. Çok nedenleri var tabii. Ama hepimizin genlerinde bir şey işlemiş vaziyette. Bunu unutmayın değerli arkadaşlar. Bunu unutmayın. Hepimizin genlerinde şu işlemiş. Hepimiz. Ben Kafkaslardan gelmişim, Balkanlardan gelenler, şuradan gelen, buradan gelen. Şunu düşünün. Bir koca bir imparatorluk. Maalesef siyasal sistemin bir katkısı nedeniyle bir tek kişiye, ne diyorlarmış Birinci Dünya Savaşı öncesinde Osmanlı'ya, Osmanlı Devleti, artık Osmanlı İmparatorluğu diyen yok. Enverland diyorlar. Enver'in ülkesi. Enver'in ülkesi. Doğru ya da yanlış. Enver Paşa çok iyi bir insandı muhakkak. Çok değerli bir insandı muhakkak. Ama bir kişiyle koca Osmanlı'yı yararlı olacak diye savaşa soktu ve koca Osmanlı parçalandı. Şimdi beğenelim, beğenmeyelim. Biz her birimiz hangi siyasal partiye oy verirsek verelim bugüne kadar bizim genlerimizde şu işlemiş vaziyette. Biz bu ülkeyi hep beraber Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları ve onun etrafında birleşmiş bir Türkiye Büyük Millet Meclisi bir Kurtuluş Savaşı'nı vererek oturduk buraya, oturduk. Türk milleti dedik bunun adına. Dolayısıyla biz bunu nasıl kazandığımızı bildiğimiz için emin olun şuna. Sakın ötekileştirmeyin. Sakın şu parti şunu veriyor, bu parti bunu veriyor demeyin. Emin olun ki AK Parti'ye de oy verse, şuna da verse, buna da verse, bugün evet oyunu vermekte zorlanacak. Bunu bilin. O yüzden ötekileştirerek, iterek, sen AK Partilisin. Hayır. Seçimlerde bakın, bu seçim olmadığını herkes biliyor. Seçimde hiç kimseye bir şey diyemeyiz. O partiye verir. Neden veriyorsun deme şansına sahip. Sana neden? Sana ne? Çocuğuma iş verdi. Sana ne? Daha iyi görüyorum. Sana ne? Yol yaptı. Sana ne? Ev verdi. Sana ne? Dolayısıyla ama bu bir seçim değil. Herkes biliyor. Şimdi Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın dünyada örneği görülmeyecek şekilde cibilliyetsizler, karaktersizler, şerefsizler, çukurcular demesinin nedeni o. Sizlere demiyor. Emin olun, o kendi seçmenini korkutarak kendi etrafında toplamaya çalışıyor. Biliyor ki kendi seçmeni dahil şöyle diyor. Tamam, ben Tayyip Bey'i seviyorum. Veririm oy. Yarın da veririm. Sana ne? Lafın gelişi, benim oğluma iş verdi. Yol yaptı. Evimin önünü şunu yaptı. Ama millet olarak bütün haklarımı vermem. Bunun üzerine o zaman kızıyor ve onlar şerefsiz, onlar cibilliyetsiz, onlar terörcü,
onlar FETÖ'cü, onlar Çukurcu diye ondan söylüyor. Yani kendisi seçmenine gitmeyin oraya, buraya toplanın, buraya toplanın, onlar kötü, tukaka. Hani küçükken bize şöyle derlerdi, şuraya gitme, öcü yer, öcü kapar. Tayyip Erdoğan'ın yaptığı aynı bu. Onlar öcü, sinirleniyor. Sonuçlar geldiğinde daha da çıldırıyor. Hele dün Rize Trabzon'u dinleyen artık şahikasında, dikkat edin, gerçeklikten kopmuş yavaş yavaş. Anlıyor evetin çıkmayacağını, gerçeklikten kopmuş, bütün şeyler böyle olur. Gerçekten dün bayağı şiir okur gibi, ey Rizeliler! Ve benle beraber ölüme var mısınız filan diye böyle bir acayip bir şey içer, retorik içerisinde bir şeyler söylüyor. Neden? Artık anladı ya, gidiyor benimkiler de diyor. Bahçeli çıktı, nedenini anlamadım işte, ben ama Tayyipçiyim dedi, Tayyip Baba için her şeyi yaparım dedi. MHP seçmeninin %80'i hayır diyor. BBP'ye dediler, gel buraya, nereye gidiyorsun dediler. BBP seçmeninin yarısı yok abi diyor. Çıldırdı Saadet Partisi. Tayyip Erdoğan'ı buraya getiren parti hayır diyor, biz hayırcıyız diyor. Tayyip Erdoğan'ın içinde yer alan merkez sağdan, Demokrat Parti'den, eski ANAP'a vermiş, Doğru Yol Partisi'ne vermiş insanlar, yok kardeşim biz hayırcıyız diyorlar. Tayyip Bey çıldırdı. Bu bir Tayyip Bey işi değil. Unutmayın, bu bir seçim değil. Şimdi şunu söyleyeyim, bakın size bir şey okuyacağım. Bu net arkadaşlar. CIA'in meşhur, ünlü Türkiye şefi Amerika Birleşik Devletleri Beyaz Sarayı'na 2006'da rapor yapıyor. Bunlar gizli değil. Diyor ki Amerikan politikalarının, Türkiye'nin Amerikan politikalarının yanında olacağından emin olmalıyız. 1 Mart tezkeresi bize gösterdi ki bunları böyle bırakmaya gelmez. İlk önce ordudan ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden intikam almalıyız. Arkadan da bakın söylüyor. Biz diyor artık mutlaka ve mutlaka her şeyi yargı, ordu, meclis ve hükümeti tek elde toplayan başkanlık rejimini Türkiye'de geçirmeliyiz diyor. Bir kişiyi ikna etmek, birbirini denetleyen yapıyı ikna etmekten çok daha kolay olacaktır diyor. Eğer o kişi Amerikan çıkarlarına yardım etmek konusunda tereddüt ederse, Libya ve Irak yaptıklarımızı yapıp bir kişi üzerine kurulmuş yapıyı yıkmak Amerika için sorun olmayacaktır diyor. Şimdi bir kişi üzerine, biz hep söylüyoruz, bunun ne olduğunu esasında Sayın Cumhurbaşkanımız bile bildiği kanaatinde değilim. En fazla bizimki bir kez daha kandırıldı. Dediler ki bir elin yağda bir elin balda olacak. Her yetkiyi sana vereceğiz. Artık kraldan bile fazlasın. Hatırlıyorsunuz 23 Nisan'da çocuğu toplayıp artık başbakan sensin, istediğini as, istediğini kes demişti. Bizimkinin tek kötülüğü var, bu Cumhurbaşkanlığı öyle zannediyor. İstediğimi asayım, istediğimi keseyim zannediyor. Başka bir kötülüğü yok. Ona dediler ki abi istediğini asacaksın, istediğini keseceksin. Her şey elinde. Kimse de seni sorgulayamayacak. Ama altında başka bir şey yatıyor. Bakın, hatırlayın. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği 10 Mart 2017 tarihinde. 10 Mart 2017. Bundan 20 gün önce raporunu yazdı. Raporda Türkiye'nin şu kadar insan öldürdüğünü, şunu yaptığını, Nusaybin'de, Sur'da, şurada, Lice'de şunları yaptığını, orantısız güç kullandığını, toplu kıyımlar yaptığını, Türkiye'nin suçlu olduğunu söylüyor. Şimdi bir de buna diktatörlük dedikleri bir anayasayı getirdiğiniz takdirde o bir kişi her türlü şeye açık olacak. Amerika bu işte çok seviyor, çok istiyor. Bayılıyor bu sisteme. Çünkü Suriye'ye nasıl biz girdik? Nasıl
Suriye Esad çok mu memnundu Amerikalılar geldiğinde? Irak'a geldiğinde Saddam buyurun mu diyordu? Hayır. Ne dediler bize? 2,5 milyon insan öldürdüler. Ama bize dediler ki Saddam diktatördü. 2,5 milyon öldürdünüz dedik. Saddam diktatördü. Halkın ne kabahati var? Saddam diktatördü. Esad. Yahu dedik 4,5 milyon insan perişan oldu. Esad diktatördü. Ya 4,5 milyon insan yerinden yurdundan oldu. Esad diktatördü. Şimdi aynısını Tayyip diktatör diyecekler. Tayyip diktatör, biz söyledik daha önce diyecekler. Ya siz getirdiniz bu sistemi diyeceğiz. Siz istediniz. Tayyip diktatör. Şimdi bu anayasa gerçekten bir diktatörlük anayasası. Arkadaşlar, bu anayasa diktatörlük anayasası bizim 100 yıldır getirmek istediğimiz, ne 100 yıl ya? 1870'lerden beri getirmek istediğimiz ve getirdiğimiz bu anayasa padişahlık anayasası bile değil vallahi billahi. Padişahta olmayan yetkiler var. Şimdi söyleyeceğim. Padişahlık anayasası bile değil. Padişahın, koskoca padişah ya, egemenliği tek başına kullanan Osmanoğullarından en büyük erkek evlat. Meclisi istediği gün feshedebilme yetkisi var mı? Vallahi yok. Açın bakın 35. maddeye. 1876'da, 1909'da daha da zorlaştırıyorlar. İttihat terakki olduğu için. Padişahın bütün yargıçları, kadıları tek başına atayabilme yetkisi yok. Var mı? Yok. 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 İstediği birey üstünde, kurum üstünde. Osmanlı'da siyaset, şimdi hocam daha iyi şey yapacaktır. Siyaseten kalk demişiz. Üst düzey rütbeliler üzerinde veya şeyler üzerinde yetkisi var. Kafayı kesmek ya da öbürleri üstünde yok böyle bir yetkisi padişahın. Bunda var mı şimdi? Var. Söyleyeceğim. Bu anayasa inanılması mümkün olmayan bir diktatörlük anayasası. Şimdi çok kızıyorlar. Kızdıklarına falan bakmayın. Dümen. Şimdi günlerdir, bir aydır biz de başka insanlar da Anadolu'yu, Türkiye'yi dolaşıp bu tek adam anayasası, bu diktatörlük anayasası diyorlar ve gerekçelerini söylüyorlar. Hiç Tayyip Erdoğan'ın ya da başbakanın hadi oradan yalan söylüyorsunuz, şu şimdi maddeleri vereceğim, bu maddelerde böyle şeyler yok, düzenbazlar dediğini duydun mu? Hayır. Neye diyor? Kılıçlar, kılıçlar. Fesih diye bir şey yok, yalan söyledin. Fesih büyük F ile yazılır, bu küçük F ile yazılır filan diyor. Ve böyle saçma sapan şeyler söylüyorlar. Veya kılıç da veya bilmem ne, bilmem ne. Yalancı, yalancısın be. Ben şöyle yapmadım diyor. Hiç ciddi bir şey söylediğini duydunuz mu? Sayın Başbakan hiç olmazsa daha iyi. Çok sevimli çocuk adam o. Böyle yapıyor. Nasıl bu anayasa? Abidik gubidik bunlar. Hiç olmazsa ne desin adam? Ya ben diyor bu kadar iyi yalan söyleyemiyorum diyor. Ya başka bayraları gibi. Ben Cumhurbaşkanımız için söylemiyorum. Başka birileri için onlar kadar yalan söyleyemiyorum. Bari abidik gubidik diye bir şey geçelim diyor. Şimdi neden? Neden bir fesihe takıldı da şimdi söyleyeceğimiz bir sürü şeyi Türkiye'de şu anda bile yüzlerce insan söylüyor da hiç onlara bulaşmıyor? Çünkü biliyor. Çünkü biliyor böyle olduğunu. Ona dediler ki çok iyi cumhurbaşkanımız var. Bir tek bu şeyi var. Kandırılıyor. Kandırılıyor. Önüne gelen kandırıyor, önden giden kandırıyor. O yüzden gene kandırılıyor. Amerikalılar ona dediler ki muhteşem bir anayasa verdik. Hani bir teşbihata olmaz. Körün istediği bir göz Allah'ın verdiği iki göz derler. Ya dediler ha? Evet dediler ki biz 4 tane verdik. 4 göz verdik muhteşem dediler. Aa belki de bak söyledim doğru. Devamlı böyle yapıyor. Biz de tek devlet filan. 4 gözüm oldu diyor belki de. Vallahi öyle. Körün istediği bir göz, bak bende 4 göz diyor belki. Bilmiyorum. Vallahi öyle de olabilir. Çok güzel söylediniz. Ben de bu 4 4 nedir diye bir şey yapıyorduk. Rabia Selam mı yoksa
Tek devlet, tek bilmem ne mi? Belki o da dört tane gözüm oldu bak bu anayasayla diyor belki. Şimdi dört değil anayasaya bakarken 8-16. Böyle bir şeyi kimse düşünmezdi. Diyeceksiniz ki Süheyl Batu neden böyle diyorsun? Değerli arkadaşlar, şunu söyleyeyim bir kere. Bu anayasa utangaç ve sahtekar bir anayasa. Hem utangaç hem sahtekar. Neden utangaç ve sahtekar? Bir kere saklıyor sizden. Saklıyor. Şimdi sıkı yönetimi kaldı, şeylere bakıyorsunuz. Panolara. Sıkı yönetim kaldırıldığı için evet diyor. Duydunuz değil mi bunu? Her yerde. Sıkı yönetim kaldırıldı mı peki? Ne kaldırılması ya? İnanılmaz geniş bir şekilde takdiri tamamıyla Cumhurbaşkanı'na ait olmak üzere verildi. Diyeceksiniz ki neden? Çok basit arkadaşlar. Eskiden olağanüstü hal ilan etmek için iki şey vardı neden. Biri tabii afet falan bir şey olacak, sel bel olacak. Bir tanesi ağır ekonomik bunalım olacak. Bir tanesi şiddet hareketleri olacak. Bir takım bunlardan olağanüstü haline. Bunların daha ötesinde daha ağır nedenler varsa silahlı kalkışma, ayaklanma işte gibi bunda da sıkı yönetim ilan edilecek. Şimdi hepsini 118. maddeye toplamışlar. Eskiden bunlar bakın şöyle yazardı. Eskiden işte derdi ki tabii afet ağır ekonomik bunalım halleri bir derdi. İki şiddet olaylarının yaygınlaşması derdi. Üç sıkı yönetim derdi. Şimdi hepsini kaldırmış ve bir tane vermiş. Savaş hali, savaşı gerektirecek bir kalkışma, seferberlik, ayaklanma, vatan veya cumhuriyete, bunlar sıkı yönetim ilanını gerektiren nedenlerdi. Yazmışsın buraya. Utangaç, sahtekar anayasa dedim ya. Utangaç, utanmış. Sıkı yönetim kaldırdık. Sayın Cumhurbaşkanı da bunları anlamamış. Anlasa sıkı yönetimi kaldırdık demezdi en azından koskoca Cumhurbaşkanı. Arkadaşlar kaldırmamışsınız ya derdi. Buraya koymuşsunuz Mehmet beni kandırıyor musun derdi. Mehmet Uçum var yani bir tane her gün çıkan. Mehmet kandırıyor musun derdi. Arkadan devam ediyor. Şunlar şunlar şunlar. Arkadan da tabii afet, tehlikeli salgın, hastalıkları, ağır ekonomik bunalımı da arkasına eklemiş. Şimdi durum ne diyeceksiniz? Ne var? Eskiden her duruma özgü ona göre olağanüstü hal vardı. Sel baskını oldu. Olağanüstü hal ilan ediyordun ama sadece çalışma hakları ya bazı hakları sınırlayabilirdin. Şimdi üçünü birleştirmiş. Şimdi sel oldu. Cumhurbaşkanı olağanüstü hal ilan etti. Bütün partileri yasakladı. Var mı ayrı? Yok. Sen sıkı yönetimi genelleştirdin. Ama anayasa sahtekar anayasa ya. Sakın yanlış anlamayın. Sayın Cumhurbaşkanı sahtekar değil. Anayasa sahtekar. Ona söylenen o yüzden ben kaldırdım diyor. Cumhurbaşkanı yardımcısı. Arkadaşlar ne yapsın? Geçen gün Başbakan'a sordular bunu bir kanalda. Unuttum artık 24 saat devamlı onları bir yerde gördüğüm için. İşte 24 saat gördüğüm kanallardan bir tanesinde diyordu ki merkez medyada çok ayıp diyor. Amerika'da diyor kimse bilmez ki başkan yardımcısını diyor. Böyle ismini bir açıklıyor şey olarak diyor. Şimdi Sayın Başbakan öyle bir şey yok tabii bir daha söylemeyin çok ayıp. En iyisi abidik gubidik değil hiç olmazsa bak samimi bir Cumhurbaşkanı başbakan diyoruz ve olsun diyoruz iyi niyetli insan diyoruz. Arkadaşlar Cumhurbaşkanı yardımcılarını vallahi ne sayısını ne kişiyi bilmiyorsunuz. Hani biz atanmışlara karşıydık seçilmişler istiyorduk hiç atanmış filan değil. Seçilmiş filan değil. Kimi atayacağı belli değil. İsterse emmiyi atar, isterse Azerbaycan'ın yaptığı gibi hanımını atar. Hiçbir engel yok.
E hani atanmışlara biz karşıydık? Halkın istediğini seçiyorduk hani? Cumhurbaşkanının kim olacağı, yardımcısının adları, sayıları. Şöyle diyorlar bize şimdi. Olur mu canım, koca cumhurbaşkanı 3-4 atar. Peki 50 atarsa? Ya olur mu ya? Dikkat edin, olur mu ya? O zaman dünyada hiç kanun yapmaya falan gerek yok, anayasada yapma. Ya hükümetler kötü şey yapar mı ya de bitti. Kanun yapmaya da gerek yok. Hiç kat mülkiyeti kanununa falan da gerek yok. Yahu ev sahibi atımı atar mı ya? Ve yani kötü bir kira koyar mı ya? Bitti. Oh ne güzel. Hiç iş kanunlarına da gerek yok. Yahu işveren atar mı adamı ya? Sever öper sayar ya. Palavra. Yahu koysana kanunu. Kaç kişi? Kim? Sevgili arkadaşlar, utangaç. En utangacı, en rezili bunlardan felaketi, felaketlerden bir tanesi şu. Cumhurbaşkanını, parlamentoyu yok edecek şekilde tek başına Cumhurbaşkanı kararnamesi verme yetkisini vermişler. Dünyada vallahi tallahi diyorum, hiçbir ülkede böyle bir şey yok. Yok. Cumhurbaşkanına tek başına bütün alanları düzenleme yetkisini vermişler. Şimdi dikkat edin. Ben anayasa okumuşsuyum. İçinizden biriniz diyebilir ki, sakın iktidardan zannetmeyin, onlar böyle işleri hiç duymuyorlar. Çünkü duyarlarsa o gerçek ortaya çıkacak. Şimdi her alanı Cumhurbaşkanı kararnamesiyle düzenleme imkanını tanımışlar. Şimdi diyecekler ki hemen, yalan söylüyorsun be diyemezler ama diyorum da, yalan söylüyorsun be, öyle bir şey yok diyebilirler. Bakın size söyleyeyim. Şu alanlarda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yapılamaz. Ben diyorum ya her alanda yapılabiliyor diye. Şu alanlarda yapılamaz demişler, yazmışlar. Sıkı durun, ne güzel, sevinin. Anayasada münhasıran kanunla düzenlenmesi gereken alanlarda yapılamaz diyorlar. Münhasıran kanunla. Anayasayı burada hukukçular vardır. Veya hukuk fakültesinde çocuğunuz, işte akrabanız, eşiniz, dostunuz vardır. Hukuk fakültesini bitirmiş olanlar var burada. Bir sorun. Anayasada münhasıran kanunla düzenlenmesi gerekli diyen bir tane madde varsa ben özür dilerim. Aa, şansa bakın, yok öyle bir şey. Sınır diye böyle bir şey koymuştuk, yok. İkinci sınırı daha güzel koymuşlar. Kanunda açıkça düzenlenen konularda, hayatımda böyle bir 37 yıllık hukukçuyum, hayatımda böyle bir kanun duymadım. Açıkça düzenliyoruz ki bu alan sadece kanunla düzenlenir diye bir düzenleme yok. Öyle bir şey olur mu ya? Efendim açıkça düzenliyoruz ki başka bir alan düzenlenemez. E ne diye yazdınız bunu? Dedim ya, sahtekar anayasa. Düzenbaz yiyen olursa diye. Yiyen olursa yazdık biz diye. Tamam mı? Sayın Cumhurbaşkanı'na da mesela o yemiş. Efendim demişler, çok sizi sınırladık. Nasıl sınırladınız? Efendim böyle bir ibareler yazdık. Güzel mi bu sınırlamalar demiş. Muhteşem efendim demiş. Tamam demiş. Anlatıyor, yalancı be. Ne kadar bakın derinlikli ve şey de veciz bir ifade bu ya, harika bir şey. Çok şey yapıyorum, bazen kızıyorum. Mesela İngilizler'de yeni Brexit diye ne 3 ay 4 ay önce şey yaptılar. Hiç İngiliz kraliçesini duydunuz mu? Veya başbakanını, İngiliz kraliçesi, yaşlı bir hanım gelecek ortaya böyle. Diyecek ki, Brexit'e karar verenler cibilliyetsizler, karaktersizler. İngiliz kraliçesi mesela böyle söylüyor. Bizim cumhurbaşkanı. Şerefsizler. İngiltere'yi işgal etmeye çalışan Almanların torunları. Böyle bir şey olur mu arkadaşlar? Ya böyle bir şey olsa vallahi biz de oluyor, söylemeye utanıyoruz. Yani sizde cumhurbaşkanı karışıyor mu dediklerinde biz yok diyoruz. Kesinlikle karışmaz böyle işlere. Tarafsız cumhurbaşkanımız vardır.
Desek böyle, vallahi ne bir cibilliyetsizliğimiz kaldı, ne karaktersizliğimiz kaldı, ne yalancılığımız kaldı, ne çukurculuğumuz kaldı, ne şerefimiz kaldı. Yahu derler bu kriminal olay haline gelmiş. Artık bırak Cumhurbaşkanlığını bırakmış. Neden? Çünkü anayasanın ne olduğunu birazcık anlayabiliyor. Diyor bir güvende var, bir şey var ama bari bastırayım. Dördüncü son şeyde size söyleyeyim. Her alanı Cumhurbaşkanı kararnameyle düzenleyebiliyor. Her alanı. Her alanı. Yahu milli güvenlik politikasını o düzenliyor. Artık tek başına korkunç iki yetki daha vermiş. Onu şimdi söyleyeceğim. Korkunç. Hatta üç yetki vermiş ama korkunç. Her alanı düzenleyebiliyor. Bir tanesi korkunçlardan bir tanesi şu. Korkunçlardan bir tanesi şu. Efendim diyor anayasada, temel hak ve özgürlükleri düzenleyemez diyor. Oh dedik, yırttık. Hiç olmazsa temel hak ve özgürlükler alanında bir şey yapamaz dedik, Cumhurbaşkanı dedik. Fakat sevincimiz kursağımızda kaldı. Okuyoruz. Aa diyor, temel hak ve özgürlüklerin içerisinde ekonomik ve sosyal haklarda düzenleme yapabiliriz. Şimdi Mehmet Uçum'u geçen gün izledim. Ama şu kadarcık yetki diyor, bir şey değil o temel hak ve özgürlükler. Şimdi size okuyayım anayasada. Bir kişi de gelsin desin ki yalan söylüyorsun be desin. Arkadaşlar bu ekonomik sosyal haklar dediğiniz neler biliyor musunuz? Ben sayayım. Çocuk hakları, aile, eğitim hakkı, eğitim hakkı, öğrenim hakkı, kıyılar, sıkı durun, kamulaştırma. Ne demek bunları neden sayıyorum? Yani bu alanlarda Cumhurbaşkanı tek başına, hiç kimseye sormadan, tek başına kararnameler yoluyla düzenleme yapma imkanına sahip. Devletleştirme, özelleştirme, çalışma hakkı. Çalışma hakkının içinde ne var? Koşulları, kıdem tazminatı. Bravo. Kıdem tazminatını istediği gibi belirleyebilecek Cumhurbaşkanı tek kararla. Artık bakanlar da yok, başbakan da yok, bakanlar kurulu da yok. Yıllık izin hakları, sıkı durun, sendika kurma hakkı, tek başına. Tek başına. Toplu iş sözleşmesi hakkı. Tek başına. Tek. Tek başına bir kişiye vermişiz. Grev hakkı. Örneğin asgari ücreti artık tek başına belirleyebilecek o asgari ücret tespit komisyonları, bakanlıklar, bakanlıkların bürokratları falan yok artık dediğimizde asgari ücret yazmıyor ki diyor. Şimdi sen anayasada açık, ekonomik ve sosyal haklarda sen bunu yapabiliyorsun. Çevre, gençlik ve sıkı durun sosyal güvenlik hakkı. Emeklilik maaşı, emeklilik ikramiyesi. Türkiye Çin'le rekabet ederken bu kadar emekli maaşını ben sana veremem dedi mi? Ey Rizeli, benim arkamdan gel, veremem ben bu hakkı dedi mi? Bitti. Sayın Cumhurbaşkanı, FETÖ'cü, Sayın Cumhurbaşkanı düştü, Çukurcu, bittin. Şereften, namustan, haysiyetten, cibilliyetten, her şeyden oldun. Bir de üstüne üstlük, bir de soruşturma, oh, Türkiye'de. Peki bu yetki var mı? Var. Neden verdin? Madem kullanmayacaksın, neden verdin? Bugün şeyi gördüm televizyonda, iyi ki çıksın, inşallah her gün çıkar. Neydi o? Tuğrul Türkeş'i gördüm. Abi her gün çıksın ya, çok memnun oldum. Çünkü hayıra %4 katkıda bulunmuştur. Kolay değil ya. Çünkü diyor ki, bu yetkiler var mı diyorlar? Var diyor. Ya kullanır mı bunları diyor. CHP'ye sorun kullanmasın diyor. Salak, salak denmez pardon. Beyefendi, yahu bu yetkileri ne diye verdin kullanmayacaksa? Ve neden verdin? Vermeseydin, vermeseydin bunları tek imzayla. Tek imza. Şimdi affedersiniz amiyane olmasın ama
Turbun büyüğü heybede. Bunların denetimi de HES kurmaya artık tek imza. Cerattepe filan, ey Cerattepeliler hiç uğraşmayın. Kazdağlılar tek imza. E neyse canım, biz alışkınız zaten. Danıştay dolaşıyoruz yıllardır. Ay tesadüfe bakın. Danıştay da yok artık. Cumhurbaşkanının kararnamelerini bir tek kurum denetleyebiliyor. Anayasa Mahkemesi. Anayasa Mahkemesi. Ay iyi ki var dedik. Hemen saldırdım Anayasa Mahkemesi'ne. Allah'ım dedim, yırttık. Yeni Anayasa Mahkemesi var. Bir baktık arkadaşlar. Şimdi 15 üyesi var. Tesadüfe bakın, 12'sini doğrudan doğruya Cumhurbaşkanı atıyor. 15'te 12'sini kendisi atıyor. Kendi kararnamesini denetleyecek. Neyse dedik, gene 3 tane var ya. Türkiye Hükümet Meclisi denetleyecekmiş. Bir de ben inanırım, Allah var. Büyük Türk Büyüğü var, Nagihan Alçı. Büyük Türk Gazetesi ve Büyük Türk Büyüğü. Geçen gün onunla şeyi dinledim. Mehmet Metiner'i, o da Büyük Türk Büyüğü. İki tanesini dinledim, televizyonda aynen şöyle diyorlardı. Teke tek mi, çifte çift mi, ne öyle bir şeye çıkmışlar. Diyor ki, efendim diyor, bu ülkede muhalefet yok mu yani diyor Nagihan. Muhalefetten seçilir diyor. Nagihan tabii nereden bilsin. Yani bir tarafta yalılar, evler, uçaklar, hanlar, hamamlar, öbür tarafta da şimdi şu maddeyi okuyacak da anlayacak. Yani o yüzden ne uğraşsın bundan ya? Şimdi 3 kişiyi de nasıl seçildiğini okuyayım size. Geçen gün Sayın Cumhurbaşkanımız da gene o sayısız programlardan bir tanesi de unuttum şimdi. ATV'de mi yoksa bir yerde şöyle diyordu. Yok kardeşim diyor, 3'te 2 ile seçtiriyoruz diyor. Benim elimde olduğunu nereden çıkarttınız diyor. Okuyorum size. 3 kişiyi nasıl seçiyor? Ya da hani kim için derlerdi, pembe gazete çıkartırlarmış. Belki de Sayın Cumhurbaşkanımıza verirken bunların bazı yerlerini vermiyor. Yani o da olabilir, haklı olabilir. Diyor ki ilk turda 3'te 2 ile seçilir. Ne güzel. İkinci turda salt çoğunlukla aranır. Üçüncü turda ise Türkiye Millet Meclisi'nde yapılan oylamada en fazla oy alan adaylar seçilmiş olur. En fazla oy alan. Aa, o da iktidar partisine gitti. 15'te 15. Arkadaşlar, denetimsiz. Her şey tek yetki. Şimdi biz bu tek adam, otokratik, diktatörlük dediğimizde çukurcu, şerefsiz, karaktersiz, bilmem ne. Şimdi çok kötü bir anayasa. Getirmelerin nedeni belli. Bizi diktatörlüğe gitti diyecekler. Peki bir şey merak ediyorum hakikaten. Ne kadar güzel böyle platformlar kuruyorsunuz. Anadolu'nun her yerinde var. Kayseri'de gördüm, Gaziantep'te gördüm, Adıyaman'da gördüm. Harika bir şey bu. Bugüne kadar yan yana gelmeyen insanlar yan yana gelmiş ve diyorlar ki biz bu cumhuriyeti daha demokratik, daha doğru dürüst, daha insanlarına güven veren, daha çocuklarımıza daha iyi bir gelecek sağlayacak bir Türkiye'ye evirelim, yapalım, değiştirelim. Ama insaf, yerin 7 kat dibine de gidip de oradan çıkmaya bakmayalım. Her şeyi tek adama ver. Padişahta olmayan yetkiler ver. Son cümlem şu değerli arkadaşlarım. Şimdi bu anayasada denetimsiz bütün yetkileri veriyor. Fakat size bir şey dedim ya, esasında inanılmaz bir şey daha yapıyor bu. İnanılmaz. Şimdi biz bunu da yaşadık bakın. Biz maalesef siyasal mücadeleyi bazen çok ileri noktalara götürürüz. 80 öncesini bizler yaşamış insanlarız. Kahvelerin ayrıldığı bir dönem yaşadık. Şimdi bu dönemi anayasal hale getiriyor bu. Anayasal hale getiriyor. Neden diyeceksiniz? Bir düzenleme getirmiş bakın. Saf,
hiçbir şeye yaramayan bir soruşturmayı şu hale getirmiş. Diyor ki değerli arkadaşlarım, hani ne diyorduk ona? Devlet Denetleme Kurulu. Devlet Denetleme Kurulu'nda diyor ki Cumhurbaşkanı şurada, eskiden bütün idari kuruluşlarda, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında, her düzeydeki işçi işveren meslek kuruluşlarında, kamuya yararlı derneklerde, vakıflarda, zaten devletin bütün kurumlarında Devlet Denetleme Kurulu eskiden araştırma yapardı, inceleme yapardı. Şimdi buna bakanların olmadığını düşün. Bakanlar artık hiyerarşik anlamda yok. Çünkü bakanlar kurulu diye bir şey yok. Başbakan yok. Başbakana bağlı bakanlıklar yok. Dolayısıyla onlar olmayınca idarenin 3,5 milyon memurun tek hiyerarşik amiri var. Bakanları da tek imzasıyla atıp alan Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanına bir de bir yetki vermiş. Diyor ki idari soruşturma açabilir bu kurul diyor. Sevgili arkadaşlar, ne demek biliyorsunuz değil mi? Bağcılar'da veya Anadolu'nun herhangi bir ilçesinde 950 küsur ilçede, 7 zannediyorum ilçede, ilçe başkanı ya da il başkanı şöyle diyecek. Emniyet müdürü, gel buraya. Ne yaptın sen bakayım? Efendim siz ilçe başkanısınız, il başkanısınız. Hadi oradan. Ben iktidar partisinin başkanı olan, genel başkanı, aynı zamanda cumhurbaşkanı olan adamın buradaki temsilcisiyim. Ne yapıyorsun sen burada ya? Efendim kumar oynatılıyormuş, baktım. Kumar sana mı kaldı? İhale sana mı kaldı, ihaleyi vermek? Yürü. Yapmadı mı soruşturma yetkisi var. Şimdi aklı evveller diyecek ki canım cumhurbaşkanı bunu kullanır mı? Ya kullanırsa vermeyin o zaman. Canım kullanır mı yahu, yapmayın. Tabii kullanmaz da, vallahi ben cibilliyetsiz diyeceğini de tahmin etmiyordum muhalefet partilerine. Onu diyebiliyor. Onu diyen bir tane cumhurbaşkanı varsa, ya bunları kullanacak bir cumhurbaşkanı gelirse? Bundan başkası yapmaz zaten, bu yapar. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Hiç. Hiç. Herkes yapabilir. Maalesef. Elinde bu kadar denetimsiz. Ve evet. Tabii canım, böyle bir şey babasına vermez bu yetkiyi. Babasına, babası oğluna, bugün gidin genel vekaletname vereceğim deyin. Allah ne verdiyse her şeyimi satmaya almaya deyin. Hocam bu kadar yetki peygamberi bile azdır. Öyle dedi de aman. Şeyi diyelim, evliyaları bile diyelim ya da işte en dürüst adamları bile diyelim. Değerli arkadaşlar, benim anlatacaklarım o yüzden bu bir parti işi falan değil. Buna çok iyi şey yapmalıyız, sahip çıkmalıyız. Bana göre Türk milleti buna, Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları buna, partileri ne olursa olsun evet demeyecekler. Göreceksiniz. Evet demeyecekler ama bir iş sizlere çok düşüyor. Bu toplantıyı yapıp kamuoyunu aydınlatmak bile yeterli değil. Hepimize düşen, barolara düşen, sizlere düşen. Sandıkları, ben inanıyorum buna, Türkiye'nin her yerinde, sadece Bağcılar'da değil, Türkiye'nin her yerinde, o kadar atlada ve değil, kavgalar edip ortalığı yıkmanıza gerek yok. O hakkınızı, o imzalı kağıtları, orijinal imzalı kağıtları alıp ilçe seçim kurulunda şeye geçene kadar sahip çıkacaksınız. Oradaki şey, sakın. Bu genelde partilerde oluyor, maalesef oluyor. Kaybettim diyor, dur yemeğim gelmedi diyor, sandviçim eksik geldi diyor, benimkinin beyaz peyniri azdı diyor, işte domatesi biraz eski tarihliydi diyor filan. Ya bırak, orada dur, al
ilçe başkanına getir, hangi parti olursa olsun getir, gitsin o adam şeye baksın, yüksek seçim, ilçe seçim kuruluna girdiğini görsün, bir daha hiç kimse bir şey yapamaz. Hiç kimse, feriştah gelse yapamaz. Bunu yapacağımıza inanıyorum. Yetkileri babamıza vermeyeceğimiz, yetkileri vermeyeceğimize inanıyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Hocama. Arkadaşlar, İhsan Hocama söz vermeden susamış olan arkadaşlarımız vardır. Bir çay bile ikram etmediler demesinler. Su dağıtımımızı yapalım isteyen arkadaşlarımıza. Ara vermeyelim ama, değil mi? Yok, ara vermeyeceğiz. Su dağıtım yapıyor arkadaşlar. Hocam ADD önderliğinde dedi, emeğe saygı anlamında söylüyorum. Bu bir platformdur hocam. Dolayısıyla elbette hamallık kısmı ADD ile TÜKODER'e düşmüştür bu platformu. Ama 18 kuruluşumuzun, derneğimizin birlikleriyle oluşan bir platformdur. Hiçbir derneğin ismini deklar etmek istemiyoruz. Ben bu 18 kuruluştaki temsilci arkadaşlarımızın hepsine tek tek teşekkür ediyorum katkılarından dolayı. Özellikle bizimle birlikte sahalarda bildiri dağıtan, afiş yapıştıran, pankart asan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, İhsan hocamızın çok değerli görüşleri olacak. Salonu terk etmeyelim. Tabii şurada hocam not aldım, belki soru kısmında söyleyeceğim. Kat mülkiyeti kanununda bile biliyorsunuz yönetim planının değiştirilmesi bütün kat maliklerinin 5'te 4 oyu şart. Ama bugün anayasanın değiştirmesi belki evet veya hayır bantı %45-55 arasında değişecek. Ne kadar hakkaniyet olacaktır ya da millet iradesi olacaktır? Bunu da tartışmak ya da görüşlerinize sunacağım. Evet, çok değerli, farklı görüşleri olan, renkli düşünceleri olan Sayın Hocama vereceğim. Bu anayasa değişikliklerini ilahiyatçı düşüncesiyle ya da görüşüyle bizlere aktarsın diyorum. Buyurun hocam. Sevgili kardeşlerim, değerli Bağcılarlı dostlarımız, hepinizi ben de sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bu organizasyonu yapan kitle örgütlerine, 18 tane kitle örgütü dedi, onlara da ayrıyeten tek tek bütün emektarlarına teşekkürlerimi sunuyorum. 18 kitle örgütü var deyince aklıma 18 maddelik anayasa değişiklik teklifi geldi. Biz öyle oluştuk. Hemen oraya bir geçiş yapalım. Biraz evvel Süleyman Batu Hoca çok güzel anlattı anayasanın içeriğini. Burada gördük ki her bir maddede bir yetki daha fazla olarak bir kişiye veriliyor. Bakanlar Kurulu'ndan alınıyor, bir kişiye veriliyor. Meclisten alınıyor, bir kişiye veriliyor. Genellikle dağıtılmış olan yetkiler ve kararlar bir kişiye doğru kaydırılıyor. Her bir maddede bunu tek tek görebiliyoruz. Şimdi ben olayın daha çok iktidarı ve iktidarı destekleyen kitleler açısından, onun yaşlanmış olduğu toplumsal, dini, muhafazakar zemin açısından değerlendirmek istiyorum. Ben bu anayasaya 3 sebepten dolayı hayır, 2 sebepten dolayı da katmerli hayır diyeceğim. Şimdi size bunları izah edeceğim. Birincisi dini, ikincisi siyasi,
Üçüncüsü hukuki. Bu gerekçelerle ayrıca. İki tanesi de referandum süreciyle ilgili. Onlardan dolayı da katmerli hayır, yani öfkeyle hayır diyeceğim. Toplam 5 tane etmiş oluyor. Birincisi, dini sebep şudur. Mevcut anayasa değişikliğinde gördüğümüz yetkilerin bir kişide toplanması, giderek bütün yetkilerin bir kişide toplanması İslamiyet'in paylaşım ilkesine terstir. Çünkü bizim inancımızda İslam'ın en büyük toplumsal, sosyal değeri paylaşımdır. Yani vermektir. Dağıtmaktır. Kur'an'da bununla ilgili bir sürü ayet var. Şimdi bunları burada okumamın yeri ve sırası değil. Özetini söylüyorum. İslamiyet'te paranız çoksa fazlasını yoksullara ve ihtiyaç sahiplerine vereceksiniz. Bunu vermek farzdır. Kur'an'da ayet vardır. Eğer ilminiz çoksa ilminizi de vereceksiniz. Kadın, erkek ilim öğrenmek her Müslümana farzdır. Çin'de de olsa ilmi gidip öğreneceksiniz. Neden? Bilgi tekeli oluşmasın diye. Bir kişi bilgili, geri kalan toplum cahil. O zaman bilgililer cahiller üzerine egemonya kurar. Para sahipleri parası olmayanlar üzerinde egemonya kurar. Yine eğer iktidar sizde çoksa iktidarı da dağıtacaksınız. Aksi halde iktidarı elinde toplayanlar, yetkiyi, kararı elinde toplayanlar, yetkiye ve karara sahip olmayanlar üzerinde tahakküm oluşturur. Hegemonya oluşturur. Kur'an'ın bütün özü bunları dağıtmaktır. Bilgiyi, serveti ve iktidarı dağıtacaksınız. Daima dağıtacaksınız. Herkese yayacaksınız ki sınıf oluşmasın. Güçlüler ve güçsüzler oluşmasın. İmkanı çok olanlarla elinde imkanı olmayanlar oluşmasın. Hatta toplumun bir kesimini örgütleyip diğer kesimini örgütsüz bırakmayacaksınız. O zaman örgütlüler örgütsüzler üzerinde tahakküm oluşturur. Bütün toplum örgütlenecek. Kadının erkeğin karşısında zayıf ve güçsüz bırakmayacaksınız. O zaman erkekler kadınlar üzerinden tahakküm oluşturur. Toplumun bir kesimini diğer kesim üzerinde, bir kavmi, bir aşireti diğer kavimler ve aşiretler üzerinde tahakküm olacak şekilde yetkilerle donatmayacaksınız. Mesela birisinin konuştuğu dili resmi ve herkesin konuşması mecburi dil ilan edip diğer dillerin tamamını yasaklamayacaksınız. O zaman bir dili konuşanlar kendi dillerini konuşmayanlar üzerinde tahakküm oluşturur. Bu nedenle İslam'ın ruhu şudur ki Allah'ın bütün kulları bir dil eşittir. Buna tevhid diyoruz. Hiçbir alanda biri diğeri üzerinde tahakküm kuramaz. Şimdi bir kişi yetkiyi topluyor, kararı topluyor, iktidarı kendinde temerküz ediyor, merkeziyleştiriyor ve diğer insanları bundan mahrum ediyor. Niye?
beni seçti halk diye. Seçtikten sonra 5 yıl denetlenmeksizin Cumhurbaşkanlarına memleketi yönetiyor. Her şeyden önce bu İslamiyet'in paylaşım ilkesine bilgiyi, serveti ve iktidarı, her şeyi dağıtma, herkesi aşağı yukarı aynı hizaya getirme temel amacına terstir. Bu bugün Tayyip Erdoğan olur, yarın bir başkası olur. Benim bu söylediğim dini bir yerden durarak konuştuğum için evrensel ilkelerden arkadaşlar. Bu söylediklerim Avrupa içinde, Amerika içinde, Çin içinde, dünyanın her yeri içinde geçerlidir. Dünyanın her yerinde olanlar olmayanlar üzerinde, çok olanlar az olanlar üzerinde tahakküm kurmamalıdır. Bu insanın özgürlüğünü kısıtlayan bir şeydir. Evrensel ilkeden bahsediyorum. Dini sebep bu. İkincisi siyasi sebep. Getirilmek istenen değişikliklerle biraz evvel gördük ki siyasi tarihin özellikle ülkemizdeki akışına ters bir gidişat var. Eski çağlarda bir tane kral olurdu. Ona padişah denir, sultan denir, imparator denirdi. Eski çağlardan günümüze kadar ta İngiltere'deki Magna Carta'dan Medine'deki peygamberimizin Medine Sözleşmesi'ne kadar yapılan sözleşmeler, anayasalar bir adamın yetkisini kısıtlamaya yöneliktir. Monarşi deniyor ona. Sonra oligarşi, yani bir grubun yönetimi. Bir kişiden bir gruba, bir aileye, bir hanedana doğru geçiş. Oligarşiden aristokrasi, yani bir seçkinlerin yönetimi. Kan bağı veya soy değil de bir aristokrat grubun yönetimi. Sonra cumhuriyet, halkın yöneticilerini seçmesi. Sonra demokrasi. Seçilen yöneticilerin halk tarafından denetlenmesi. İki seçim arasında da halkın kararlara daha fazla katılımı. Denge, denetleme mekanizmalarının kurulması. Demokratik gelenek dediğimiz şey budur. Sonra tam demokrasi. Doğrudan yönetim. Sonra yerinden yönetim. Sonra temsilcilerin, parlamentonun aradan kalkması, halkın doğrudan doğruya kendisini bulunduğu mahalleden yönetmesi. En nihai hedef bu değil midir? Oraya doğru gidiyoruz. Şu anda biz ülke olarak cumhuriyetin demokratikleşmesi aşamasındayız. Yani oligarşiden monarşiye, monarşiden aristokrasiye, aristokrasiden cumhuriyete geçmişiz. Cumhuriyeti demokratikleştirmeye çalışıyoruz. Yani yönetimde halkın daha fazla söz sahibi olması için uğraşıyoruz. Tam da bu aşamadayken geriye doğru bir gidişle yapılan değişiklikle ne yapılmış oluyor? Cumhuriyetten tam demokrasiye doğru, daha da demokratikleşmeye doğru gidileceği yerde geriye doğru bir gidişle oligarşiye doğru çark ediyoruz. Zaten oligarşi, monarşi bitmişti. Padişahlık sona ermişti. Geçenlerde bir ilahiyat profesörü, bizim de zamanında işte hocamız olarak gördüğümüz zat dedi ki aslında tek adam tek adam diye eleştiriyorlar ama
tek adam aslında Atatürk'tü. Daha ne tek adamdan bahsediyorsunuz? Demeye getiriyorum. Öyle bir yazı yazdı. Bu zat aynı zamanda yolsuzlukla hırsızlık bir değildir diyen hükümete böyle fetvalar vermesine ünlü Ebu Suud Efendi rollerine iyice kendini kaptırmış. Aslında biz içimizdeki yabancı unsurlara hayat hakkı tanıyacağız diyor. Bir sözünde de hayat hakkı tanımak. Yani bu kafayla giderse yakında evlat katline de fetva verirse şaşmayalım. Çünkü iyiden iyiye kendini kaptırmış. Şimdi Atatürk'ün tek adamlığı devrim koşullarında, dönüşüm şartlarında nereden bakarsan bak padişahlıktan daha da ilerledi. Bir aşama başladı. Gidiyor yavaş yavaş. Şimdi senin getireceğin şey onunkinden daha da ileri olmalı. Onu bahane ederek ben de tek adam olacağım. Kaldı ki Atatürk'te meclisi feshetme yetkisi yoktu. Öyle bir talepte bulunuldu. Ama mecliste konuşma yapan genç bir milletvekili çıktı. Dedi ki Mustafa Kemal Atatürk bizim liderimizdir, kurucumuzdur. Yoluna canın feda olsun ama meclisi feshetme yetkisine karşıyım dedi. Çünkü meclis, Türkiye Cumhuriyeti meclis sistemi olarak kuruldu. Şimdi sen ona verilmeyen yetkiyi kullanmaya kalkıyorsun. Bazı tuhaf açıklamalar yapıyorlar. Bir zamanlar o köklerden gelmiş birisi olarak bir taraftan acıyarak bakıyorum, diğer taraftan tebessüm ediyorum acı acı. Diğer taraftan bir an önce gerçekten bağ kopmuş vaziyetteler, ayakları yere basan, düşünen, gözlemleyen bir noktaya gelseler diye de içimden dua ediyorum. Sevgili kardeşlerim, onlar şunu bilmeliler ki Türkiye artık 1920'den öncesine dönemez. Bunlar bu toprakların kazanımlarıdır. 1921'de Teşkilat-ı Esasiye yasası yürürlüğe girdi. 1922'de İslam dünyasına Muaviye'nin soktuğu babadan oğula geçme saltanat, Emevi, Abbasi, Selçuklu, Osmanlı geldi. 1922'de Ankara'da kaldırıldı. 1350 yıllık gecikmeli bir devrimle. 1923'te Cumhuriyet ilan edildi. 1924'te de hilafet kaldırıldı. Artık Türkiye bunlardan geriye gidemez. Bunlardan Türkiye'yi daha da geriye götürmeye kalkmak, tuhaf tuhaf fikirler savunmak tarihin akışına terstir. Bunlar olacak işler değildir. Ve başarılması da bana göre mümkün değildir. Çünkü bunlar bir taraftan İslam dünyasının Anadolu topraklarının yaşadığı tecrübelerin bir ürünüdür. 1350 Emevi, Abbasi, Selçuklu, Osmanlı dahil ederek söyleyecek olursak 1350 yıllık tarihsel bir tecrübenin ürünüdür bu devrimler. Ve yaşamak ve yaşatılmak durumunda. Ve ben şu anda şunu rahatlıkla söylüyorum ki bu devrimler, yani Cumhuriyet devrimleri İslam'a karşı yapılmış değildir. Dini ortadan kaldırmak için yapılmış değildir. Dine karşı değildir. Tam tersi İslam'ın önünü açmıştır.
Çünkü eğer saltanat devam etseydi hala saltanatı kaldırmak için uğraşacaktık. 1350 yıllık bir gecikmeli devrimle Muaviye'nin soktuğu İslam dünyasından babadan oğula geçme saltanatı yenmiş ve kaldırılmışsa ve bu topraklarda olmuşsa bunlar ne kadar övünürse azdır. Dolayısıyla getirilmek istenen değişiklik bu açıdan siyasi tarihin akışına da terstir. Kabul edilse gulabı birkaç yıl sürer. Geriye döndürmek mümkün değildir. Bundan sonra ileriye gidecektir. Daha da ileriye gidecektir ve mantıki sonuçlarına dek devam edecektir. Ve bunu götürecek nesiller de bu topraklarda vardır. Üçüncüsü, hukuki açıdan da bana ters geliyor. Anayasaların yapılış süreçleri, burada anayasa profesörü hocamız var, biraz evvel değindi biraz ama öyle olmaz. Eğer bir anayasa hazırlanacaksa bir kişinin korkusu öbür parti liderini de koltuğunu kaybetme endişesiyle böyle bir metin hazırlayıp diğer partiler, diğer toplumun kesimleri orada öylece dururken ve hatta onlarla cidelleşmeye girerek bir anayasa olmaz. Benim görüşüme göre bir kurucu meclis olmalıydı. Diyelim 6 ay, 4 ay ne kadarsa süresi, insanlar oraya yine halk tarafından seçilmeliydi. Uzmanlar gitmeliydi. Anayasacılar, hukukçular, sosyologlar, hatta filozoflar, şairler, yazarlar, ilahiyatçılar, kim varsa bütün toplum kesimleri, kitle örgütleri, herkes şu ülkede Edirne'den Kars'a kadar kim yaşıyorsa herkes orada olmalıydı. 6 ay veya 4 ay ne kadar sürecekse orası teknik bir konu. Anayasa yapmak için oturmalıydı. Görevi sadece anayasa yapmak olmalıydı. Çatır 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 tartışmalıydı. Günlerce sürmeliydi. Mahallelerde, köylerde, kahvelerde bir anayasa yapım süreci yaşanmalıydı. Nihayetinde tamam bizim işimiz bitti dedikleri bir anda anayasa halk oyuna sunulup referandumda kabul edildikten sonra ve en az %75-80 şartıyla kabul edildikten sonra da o kurucu meclis kendini lağvetmeliydi ve anayasayı yürürlüğe koymak üzere parlamentoya devretmeliydi. Böyle olsaydı bir toplum sözleşmesi ortaya çıkabilirdi. Toplumun bütün kesimleri buraya katılabilirdi. Daha iyi bir anayasa ortaya çıkardı. Bu topraklarda yaşayan insanların bir arada yaşama, devletle aralarındaki hukuku belirleme sözleşmesi olarak meydana gelirdi. Görüldüğü gibi bu buna da aykırı. Bu nedenle de reddedilmesi gerekiyor. Hayır denilmesi gerekiyor. İki sebep daha var. Onlar da referandum süreciyle ilgili. Birincisi, gayri adil, hiçbir şekilde adalete adil olmaya yakışmayan referandum süreci yaşıyoruz. Bir devlet propagandasıyla karşı karşıyayız. Muhalifler televizyonlara çıkarılmıyor. Göstermelik kişiler çıkarılıyor. Devletin parası, belediyelerin parası oluk oluk harcanıyor. Hepimizin gözlerinin içine baka baka yapılıyor. Adaletin zerresi yok. Her şeyden önce adalet yok kardeşim. Şöyle bir bakıyorum, etrafında bir bakıyorsunuz, görüyorsunuz ne olduğunu, hepiniz görüyorsunuz. Bu adil midir? Böyle bir referandum süreci olur mu? Senin benim param, ajansları zengin etmek için kullanılıyor. %2 hepimizin elektrik parasından kesilip TRT'ye gidiyor. TRT iktidarın borazan haline gelmiş vaziyette. Geçen gün kendi geçmişime doğru bir yolculuk yaptım. Baktım, iki kanala hiç çıkmamışım. Biri cemaatin kanalları, biri de TRT. Cemaatin kanalları neyse özeldir, adam çıkarmayabilir.
Ama bu terfiye çok canımı sıkıyor. Niye? Yazdığımız, bastığımız kitaplardan vergi veriyoruz. Elektrik faturalarından vergi veriyoruz. Kardeşim, TRT bir kamu kuruluşudur. Sözü olan herkesi oraya çıkarmak zorundasın. Türkiye böyle bir iktidar, böyle bir TRT genel müdürü görmeyecek mi ya? Kardeşim, sen vergi veriyor musun? Memleketin insanı mısın? Buyur gel. Senin görüşüne katılmıyorum ama burası senin yerindir. Gel konuş diyen bir ülke göremeyecek miyiz ya? Adalet yok arkadaşlar. Buna çok kızıyorum. Bu etraftaki afişleri, şunları bunları gördükçe bir an önce gelse şu 16 Nisan diyorum. Göstereceğiz size. Hep birlikte göreceğiz. İkinci sebep de, bu referandumla ilgili ikinci sebep de ağır derecede din istismarı. Artık gına gelmiş vaziyette. Ben Kur'an-ı Kerim tefsiri yazmış birisiyim. İlahiyat okumuş birisiyim. Dini ilimlerle uğraşıyorum. Utanç içindeyim. Yerlerin dibine giriyorum. Elektrikleri söndürün, kimse beni görmesin diye utanıyorum ya. Adam çıkmış ne diyor? Referandumda evet çıkacağına dair Peygamberimizin hadisi var diyor. Size hadis göstereceğim dedi. Öbürü cuma daha gösteremedi. Sonra yanlış anlaşılıyor dedi. Öbürü çıkmış diyor ki hoca konuşuyor. Video doldurmuş. YouTube'a koymuş, herkes dinlettiriyor. Böyle şeyler bana çok geliyor. Bak bak seninkiler ne demiş yine diye. O da diyor ki Kur'an-ı Kerim'de şeytan hayır, melekler evet demiştir. Nerede demiştir? Araf suresinin 172. ayetinde ruhlar aleminde Cenab-ı Hak sormuştur ki insan ruhlarına ben sizin Rabbiniz değil miyim? İnsan ruhları da ona galu bela dediler ki evet, bela evet demek. Aramış Kur'an-ı Kerim'de nerede evet geçiyor diye. Orayı bulmuş. Şeytan da secdet deyince secdetmeyi reddetmiş. O da hayır demiş. Aslında hayır dememiş. Secdetmeyi reddetmiş. Ama o hayır demiş oluyor. O zaman referandumda evet demek rahmanidir. Hayır demek şeytanidir diyor. Siz diyor şeytanın yoluna gitmeyin diyor. Böyle vaaz veriyor. Ya şimdi bak. Şimdi ona cevap vermeye çalışmana gerek yok. Eğer ben ona cevap versem, yani bu mevzuya girsem, böyle boyanın içine sokar çıkarırım. Bir defa bu din istismarıdır. Bu Kur'an-ı Kerim'de geçen evetlerin, hayırların referandumla ne alakası var? Şimdi ben desem ki, hayır. Kur'an-ı Kerim'de hayır, la. Daha çok geçer. Nitekim kelime-i şehadet bile la ilahe illallah diye başlar. Hayır demezsen Müslüman bile olamazsın. La ilahe illallah demen lazım diyerek. Kur'an-ı Kerim'deki hayır geçen yerleri tek tek göstersem bu da din istismarı olur. Olmaz. Ben başlangıçta ne dedim? İslamiyet'in paylaşım ülkesine ters dedim. Bir de ek olarak pratikten örnek vereyim. Diyorlar ki yine din istismarın başka bir örneği. İslamiyet'te hilafet vardır. Hilafette bir tür başkanlıktır. Şu halde başkanlık İslam'a uygundur. Ey Müslümanlar! Böyle dini telkinlerde bulunuyor. Bu dini telkinleri dinleyen vatandaşlar, işte Bağcılar, iktidarın oy deposu olan bir yerdir. Sokağa çıkın birçok kişi bunlar et sahibinde olacağını göreceksiniz. Bizim onlara sesimiz ulaşmıyor. Büyük veba altına giriyorlar. Geçenlerde Üsküdar'da Hak ve Adalet platformunun hayır bildirilerini dağıtmak için gittim. Hayır platformunun her türlüsüne destek veriyorum. Beni de çağırdılar. Üsküdar vapurundan gelene geçene hayır bildirileri veriyordum. Bir tane 85 yaşında vatandaş böyle zor yürüyordu. Ona da uzattım. Böyle
broşürde hayır yazdığını görünce haşa dedi. Haşa. Niye haşa diyorsun? Dedi ya sen bana hoca birine benziyorsun dedi. Ne yapıyorsun sen dedi ya? Ne yapayım küfre mi düştüm ne oldu yani? Haşa diyor. Bak bu hocaları dinlemiş. Garibim bir şey bilmiyor. Haşa diyor. Hayır demek haşa. Küfre düşmek falan gibi algılıyor. İçinden haberi yok. Değişiklik teklifi ne getiriyor? Bu bizden ne alıyor, ne getiriyor? Hiç umurunda bile değil. O başka bir evrende yaşıyor. Haşa diyor. Ve bunları dinliyor. Bunlar diyorlar ki hilafet. Hilafet varmış. İslam'da hilafet seçilen bir kişi ne zamana kadar görev yapacağı belli değil, işte ölünce görev bitiyor. Seçilene kadar her ne derse ona itaat etmemiz gerekiyor. Ulul emre itaat farzdır. Orada da zaten işte başkanlık da buna benzer diyorlar. Külliye yanlış. İslamiyet'te hilafet diye bir şey yoktur. Kur'an-ı Kerim'de halife kavramı siyasi anlamda değildir. Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım diye bir ayet var. Bunun geliş sebebi de ben yeryüzünde mevcut canlılardan sonra en son işte gelişmiş, beyni daha fazla gelişmiş bir varlık yaratacağım demektir. Halife sonradan gelen demektir. Ve ilk halifeler olarak tarihe geçen Hulafay-ı Raşidin diye bundan tarihçilerin verdiği isimlerdir. Halife Ömer bin Abdülaziz diye bildiğimiz Emevi dönemine kadar hilafet kendini kurmuş, tesis etmiş. Mesela Hazreti Ömer Halife-i Resulullah Halifetullah kelimelerini kullanmayı reddetmiştir. Yani Allah'ın yeryüzündeki halifesi, Allah'ın halifesi, Halifetullah, Halife-i Resulullah, Allah'ın Resulü'nün halifesi kelimelerinin ünvan olarak kendisine verilmesini reddetmiştir. Emirül Müminin denilmesini istemiştir. Yani müminlerin işlerini gören hizmetkar. Emir onların işini gören demektir. Peygamberimiz halife kelimesini hiç kullanmamıştır. İslamiyet'in insanlığa teklifi hilafet değildir. Medine Sözleşmesi'dir. Medine Sözleşmesi nedir? 48 maddelik Medine'de yaşayan Yahudiler, gayrimüslimler, Müslüman olmayanlar yani inançsızlar, şu inançta bu inançta olanlar, her kim varsa Medine'de 18 kabile halinde hepsini toplayıp Medine'de barış içinde, adaletle ve Medine'yi kendimiz savunacak şekilde birlikte yaşayacağız diye Peygamberimizin Medine'de hazırlamış olduğu toplum sözleşmesidir. Ve dünya tarihinde bir ilktir. Müslümanlar bunu terk etmiştir. Bizans sultanlarına ve Sasani krallarına özenerek Emevi saltanatı 91 yıl, onun ardından da diğer saltanatlar gelmiştir. Medine Sözleşmesi'ni peygamber hazırlıyor, örnek olarak bunu gösteriyor, bize bunu bırakıyor. Bizimkiler onu terk edip orayı burayı işgale kalkışıp hilafet adı altında saltanat ve saray hayatı yaşıyorlar. Ve bu gelişiyor. Bir defa tarihin gelişimi yanlıştır. Bunun İslam'la bir alakası yoktur. Bunu örnek alamayız. Biraz evvel dediğim gibi 1922 yılında da iyi ki kaldırılmıştır. Bu topraklarda kaldırıldığı için de ne kadar övünsek azdır. Bunu yapanların da helal olsun denmesi lazım. Gerçek İslam'ın önünü açtıkları için. Ve bu işin gerçeğinin ne olduğunu bize söyleme fırsatı ortaya çıktığı için. Medine Sözleşmesi'nde en çok geçen kelimeler bir, adalet,
2 sulh yani barış, 3 difa savunma, 4 maruf yani temel insanlık değerleri, 5 dinuhum ve dinuhum, herkes dininde serbesttir. Peygamberimiz peygamber olmasına rağmen kendi mensup olduğu dinin ismini ve kendilerine indirilen Kur'an'ın adını Medine Sözleşmesi'ne yazdırmıyor. Yok. Arapçasından tek tek inceledim. Yok. Neden? Medine Sözleşmesi'nin dini mübini İslam'dır. Yazmıyor. Medine Sözleşmesi'nde her şey Kur'an'a göre yapılacaktır demiyor. Adalet diyor, barış diyor, sulh diyor, el adıl diyor. Çünkü sözleşmeye katılanlar arasındaki ortak kavram bu. İslam, Kur'an, peygamberin kendine mahsus. Herkes namaz kılacaktır, herkes oruç tutacaktır, herkes başını örtecektir demiyor. Medine'de dindar nesil yetiştireceğiz demiyor. Kendi dinini dayatmıyor. Çünkü Kur'an ona diyor ki sen insanlar üzerinde zorba değilsin, vekil değilsin, bekçi değilsin. Bakın bunlar Kur'an ayetleridir. Şu 3 şey bir insanın üzerinden kalkarsa o insan özgür olur. Bir toplumun üzerinden kalkarsa o toplum özgür olur. 1. Topluma herhangi bir dayatma ve zorbalık olmayacak. Veya kişiye herhangi bir dayatıcı ve zorba olmayacak. 2. Bekçi olmayacak. Yani sizi kontrol eden olmayacak. 3. Vekil. Sizin adınıza konuşan birisi olmayacak. Doğrudan siz konuşacaksınız. Bu özgürlük değilse nedir? Medine Sözleşmesi bunu sağlıyor. Kur'an-ı Kerim ayetleri bunları söylüyor. Bu açıdan bakıldığında Kur'an'da öngörülen şey şeriat devleti, İslam devleti, hilafet filan değildir. Adalet, barış ilkelerine dayalı çoğulcu, demokratik cumhuriyet dediğimiz sistem bu anlattığım kavramlara en uygun olanıdır. Buradan başlayıp bunu geliştirerek götürmek gerekir. İçinde yaşadığım toplum, içinde yaşadığımız toplum bu sürecin hangisindeyse daha geriye götürmeden bulunduğumuz yerden yakalayıp onu hem insanlığın hem içinde yaşadığımız toplumun hem de Müslüman bir halk olmamız ve ülke olmamız sebebiyle Kur'an'ın devrimci hedeflerine doğru götürmemiz lazım. Bu üçü birbiriyle çelişmez bana göre. İnsanlık değerleri demek, Kur'an'ın değerleri demektir. Müslüman olmak, namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek, başını örtmek, kelime-i şehadet getirmek, Allah'a inanmak, peygambere inanmak, cennete cehenneme inanmak, bunu sanki İslam'ın şartları gibi anlatıyorlar. Tamam bunlar var da, bunlar seninle Allah arasındadır. Kur'an-ı Kerim'de 4 şeyin cezası vardır. Başka da bir şeyin cezası yok. Öldürmeyeceksin. Çalmayacaksın. İftira atmayacaksın ve zina etmeyeceksin. Bunun dışında 4. bir şeyin cezasını gelsin bana birisi göstersin. Niye yok? Dikkat edin. Bu 4'ü de insan hakları ile ilgilidir. Yaşam hakkı, alın teri, emeğin hakkı, çalmak emeğe saygısızlıktır. Onur ve şeref hakkı, iftira atmak, kişinin onurla oynamak, iftira, onur ve şeref ile ilgilidir. Eş hakkı, aile hakkı, zina da onunla ilgilidir. Hepsi de toplumun temel hukukunu oluşturan konulardır. Cezanın ne olduğu da önemli değildir, onlar da tarihseldir. Dolayısıyla biz, İslamiyet'i çağdaş değerlerle, temel insanlık değerleriyle birlikte yorumluyoruz.
ve bunun birbirine çelişmediğini söylüyoruz. Bunu söylediğimiz için bizim dinden çıktığımızı iddia ediyorlar. İşçiler bir taraftan, diğerleri diğer taraftan bu adamın anlattığı asıl İslam değil, çarpıtılmış İslam diyorlar. Halbuki tam tersi, asıl onlarınki çarpıtılmış, benim anlattığım garip kalmış, yalnız kalmış, üzeri örtülmüş, terk edilmiş olan İslam'dır. Dolayısıyla bununla bizim bir sorunumuz yoktur ve olmaması gerekir. Bu çerçeveden olarak, son olarak şunları söyleyerek bitiriyorum. Mevcut iktidar insanlara evet dedirtmek için, seçimlerde kendisine oy çıkartmak için ne yazık ki ağır derecede din istismarı yaptı, şu anda yapıyor ve yapmaya da devam ediyor. Buna karşı biz içeriden bir sesle itiraz ediyoruz. Benim görüşüme göre mevcut anayasal değişiklik teklifine bu anlattıklarımız çerçevesinde her şeyden önce iktidara oy veren, AK Parti'ye oy veren sağduyu sahibi, muhafazakar dinler insanların hayır demesi gerekir. En çok da bunu onların yapması gerekir. Eğer bu yapılmadığı takdirde şu anda öyle bir dönem yaşıyoruz ki siyasal çalkantılar, toplumsal bunalımlar, ülkenin çöküşe gitmesi, savaş riski, iç savaş riski bir yana, insanlar dünyada üç ülkede dinden kaçıp ateizme doğru akın akın gidiyor. Birisi Suudi Arabistan, peygamberin öz yurdu, Allah'ın evi Kabe'nin, peygamberin mezarının şehri olduğu ülke. İnsanlar dinden kaçıyor. İki, İran, İslam Cumhuriyeti olduğunu iddia ediyor. İslami bir devrim yaparak iş başına geldi. Üç, Türkiye. Burayı yönetenler 14 yıldır muhafazakar dinler olduklarını iddia ediyorlar. İslam'a hizmet ediyoruz diyorlar. Dindar nesil yetiştireceğiz. İslam hep bizim için en yüce değerdir diyorlar. Ve yapıp ettiklerini de buradan yaptıklarını söylüyorlar. Sonuç, insanlar dinden kaçıyor. Ben öyle şeylerle karşılaşıyorum ki, öyle insanlarla yüz yüze geliyorum ki, benim yanıma her gün onlarca genç görüyor, kaç yıldır. Diyorlar ki, bu nedir? Öldürmeler, çalmalar, götürmeler, iftiralar, yalanlar. Bu ne? Şimdi bunların kıldığı namazı mı kıracağız? Bunlara inandığı Allah'a mı inanacağız? Bu ne? İnsanlar böyle bir sorgulamanın içerisine giriyor. En azından bu gidişata dur demek. Yeter artık. Milletin üzerinde poza pişirdiğiniz yettiği gibi şu güzelim dinin de üzerinden elinizi çekin artık demek için en fazla muhafazakar dinler olanların buna hayır demesi gerekiyor. Ben 16 Nisan'da bunun olacağını ve çıkacağını düşünüyorum. İnşallah bu şekilde olacaktır. Memleketimize barış gelsin, adalet gelsin, özgürlük gelsin. Ağaçlar kesilmesin. Gezi ruhu hep yaşasın ve yaşatılsın. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Tamam. Çok teşekkür ederim.